أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli dostlar, değerli hoca efendiler, insanın başına bela olan, musibet olan, kurtulması gerektiği sıkıntılardan birisi olan heva ve hevese tapmak, bunun tehlikeleri ve bundan kurtuluşun önemiyle ilgili dersimiz devam ediyor idi. Diyor ki وَالنَّفْسُ بِالطَّبْعِ مَيَّالَةٌ اِلَى الشَّرِّ اَمَّارَةٌ بِالسُّٰءُ. Nefis, yaratılışı itibariyle şerre çokça meyledicidir ve kötülüğü çokça emredicidir. مَيَّالَةٌ وَاَمَّارَةٌ mübalağalı isim fail olması münasebetiyle yaratılışında bu vardır. Kıymetli dostlar, necis iki kısımdır. Bir necisül ayn var. Çok affedersiniz, domuz. Domuz necisül ayn'dir. Hiçbir şekilde temizlenmez. Domuzun derisini tabaklamakla temizleyemezsiniz. Domuzu besmele ile kesseniz domuzun eti temiz olmaz. Ama kurdu besmele ile kesseniz veya besmele ile vursanız eti temiz olur. Temiz olur demek yenir demek değildir. Derisi temiz olur, yani necis değildir. Çünkü o necisül ayn değildir. Ama domuz necisül ayn'dir. Necisül ayn hiçbir şekilde temizlenmez. Tabiri caizse insandaki nefsi emmare de necisül ayn'dir. Hiçbir türlü ne olmaz? Temizlenmez. Bundan dolayıdır ki son nefesimize kadar onunla mücadele devam eder. Günün birinde nefsim bana dost olur, böyle bir şey yoktur. O daima tabiatı itibariyle şerre meyledicidir ve kötülüğü çokça emredicidir. Dolayısıyla İmam Gazali rahmetullahi aleyh nefis terbiyesiyle ilgili çok mesafe kat ettiğinden dolayı tecrübe olarak şöyle söylüyor. Diyor ki اِذَا هَمَّتِ النَّفْسُ بِمَعْصِيَتٍ. Nefis bir masiyet murad ettiği zaman, bir kötülük düşündüğü zaman وَانْبَعَثَتْ لِشَهْوَتٍ, yani bir kötü yola düşmek istediği zaman لَوْ تَشَفَّعْتَ اِلَيْهَا بِاللّٰهِ تَعَالَى ثُمَّ بِرَسُولِهِ, desen ki nefse Allah adına peygamber için vazgeç bu masiyetten, vazgeç bu yanlış yoldan desen ve بِجَمِيعِ اَنْبِيَائِهِ, bütün peygamberler hürmetine vazgeç bundan desen وَبِكِتَابِهِ وَبِجِمِيعِ السَّلَفِ, kitapları havale etsen, kitaplara havale etsen, bütün selefi salihine havale etsen, ölümle tehdit etsen, kabire sokarım seni desen, kıyametle, cennetle, cehennemle tehdit etsen vazgeçmez diyor. لَا تُعْطِ الْاِنْقِيَادِ وَلَا تَتْرُكُ الشَّهَوَةِ, bunlara hiç aldırmaz diyor. Peki nefsi terbiye etmekte bunlar etkili olmuyor. Peki nefsi terbiye etmekte nedir etkili olan? İmam Gazali Hazretleri'nin sözünü söylüyorum. ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَهَا بِمَنْعِ رَغِيْفٍ تَسْكُنُ وَتَتْرُكُ شَهْوَتَهَا.
nefsin arzu ettiği bir parça ekmeği, bir parça yiyeceği, istediği şeyi kes, onu aç bırak, hemen boynunu büker. Onun için oruç ile nefis terbiyesi en güzel terbiyedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya ma'şara şebab, ey gençler topluluğu, men istata'a minkümül ba'ete fel yetezevveç, gücü yeten evlensin diyor. Fe illem yestata' fe aleyhi bissavum, evlenme vakti gelmeyen, evlenmeye müsait olmayan, evlilik hazırlığı olmayan, pozisyonu müsait olmayan oruca devam etsin diyor. Ne vardır oruçta? Açlık vardır. Açlıkta ne vardır? Nefis terbiyesi vardır. Demek ki nefis terbiyesinde en çok etkili olan nedir? Onun istediği gıdaları ona vermeyeceğiz. Verdiğin zaman onu güçlendirmiş ve kuvvetlendirmiş oluyorsun. Şimdi kıymetli dostlar, meyyâletün ile şerri emmâretün bisû. Nefis yaratılışı itibariyle nedir? Çok affedersin, domuza benzer. Necis-ül ayn gibi. Yani onun yaratılışında, hılkatinde ne vardır? Kötüye ve şerre meyillik vardır. Kötülüğü çokça emredicidir. فَاتِّبَعُ هَوَاهَا يُرْد۪ي وَيَهْلِكُ لَا مَحَالَةَ Madem ki yaratılışı itibariyle şerdir ve şerre meyledicidir, kötülüğü çokça emredicidir, onun dediğini yapmak insanı helak eder, felakete götürür, bunda şüphe yoktur. Nefsi dinlediğimiz zaman felakete gideriz. اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَل۪يلَ قَوْمٍ سَيَأْتِيهِمْ اِلَى اَرْضٍ جِيَافٍ Eğer bir topluluk yolu bilmiyor, yol bilmek için bir rehber arar, rehber bulamayınca kargaya takılayım derse, karganın peşine giden topluluk nereye gider? Leşe gider, affedersin. Çünkü karga leşin peşine gider. Kargaya takılan da leşe gitmiş olur. Nefse takılan da, affedersin, nefsin şerre meyledici olması ve kötülüğü emredici olması münasebetiyle insanı helake götürür, felakete götürür. Peki, nefsi emmare, bizi emrettiği şeylerde, onun arzu ettiği şeylerde mubah olanlar da olur, mubah olmayanlar da olur. اَمَّا فِي غَيْرِ الْمُبَاحَاتِ فَضَاهِرٌ Nefis, insana yalanı, gıybeti, dedikoduyu, efendim, emreder. Bunların her birisi nedir? Haramdır. Yani haram olan şeyi söylediğinde insanı helak ettiği çok nettir. Kıymetli dostlar, bir gün yurt dışından bir arkadaşımız, ben o zaman Yeşil Cami'deydim, Hollanda'dan gelmişti, bir Hollandalı arkadaşıyla beraber gelmişti. Dedi ki, arkadaşımı dedi, ticarette mahir birisi, Türkiye'ye gelmiş oldu. Onu da dedi, kursa getirebilir miyim? Getirebilirsin dedi. Yeşil Cami Kur'an kursunun çatısında açık bir alan vardı, kubbenin etrafında. Oraya bir havuz da yapmıştık. Böyle ağaçlarla da yeşillendirmiştik onu. Manzara olarak Yeşil Cami'de açık alan yoktur. O çatıda böyle bir alan oluşturmuştuk. Orada bir kahvaltı yaptık. Benim niyetim şimdi talebeleri gezdireceğiz. Belki hoşuna gider, imanına vesile olur, hidayetine vesile olur. Gezdik, talebeleri gezdik. Çıktık, ben anlatıyorum, arkadaş tercüme ediyor. Bunlar diyorum, Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar bir kelime eksik olmadan ezberlerler. Ve hayatları boyunca bunu ezber olarak bilirler. Yeter ki korumayı arzu etsinler. Daha sonra bunun manasını öğrenirler. Çünkü bu özellik başka bir kitapta yoktur. Dinledi, etkilendi, dedi ki benim kafama bir şey takılıyor. Nedir dedim? Yahu dedi, sizin dininizde günde 5 vakit namaz var dedi. Yani Yahudi biliyor bizde 5 vakit namaz olduğunu.
sizin dininizde diyor günde 5 vakit namaz var. Buna diyor nasıl vakit buluyorsunuz diyor. Buna nasıl vakit buluyorsunuz? Hani haftada bir kiliseye gitmek ayrı şeydir. Her gün 5 vakit namaz kılmak, buna nasıl vakit buluyorsunuz diyor. Arkadaşlar, şimdi biz bizeyiz, biz konuşuyoruz. Elhamdülillah bizim 5 vakit namazda sorunumuz var mı? Yani gerçekten 5 vakit namaz zor mudur? Zor değildir. Yeter ki insanda istek olsun, iman olsun, inanç olsun, 5 vakit namaz zor değildir, çok da kolaydır. Hatta 5 vakit namaz bizi ne yapıyor? Dinlendiriyor. Allah ile buluşturuyor. Bizim günümüzün içerisinde en kıymetli anımız, en değerli anımız namazdaki anımızdır. Ahmet'le konuşmak nerede? Mevla'nın huzurunda olmak nerede? Mehmet'e yalvarmak nerede? Allah'a yalvarmak nerede? Bizim en şerefli anımız, en değerli anımız namazdaki anımızdır. Namazın içerisindeki en değerli anımız secdedeki anımızdır. Biz namaz kılmaktan yorulmayız, bıkmayız, usanmayız. Lezzet alırız, şeref duyarız. Namazı sırtımıza bir kambur, bir yük olarak görmeyiz. Namazın yüzlerce, binlerce faydası sayılabilir. Şimdi Yahudi, Hristiyan'ı geçiyorum. Geliyoruz bize. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ Allah-u Teala buyuruyor ki namaz çok ağırdır ve zordur. Ancak huşu sahipleri için ağır ve zor değildir. Onun için münafıklar ne yapıyorlardı? وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى Münafıklar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlardı. Namaza aşk ile şevk ile kalkmazlardı. Demek ki namaza kalkmak ile kalkmak arasında fark var. Aşk ile şevk ile namaza kalkmak var. Bir de usanarak, tembellik göstererek, ıhmıh yaparak namaza kalkmak var. Öyle tembel tembel namaza kalkmak kimin alametidir? Münafığın alametidir. Münafık dediğin nedir? İçinde iman yoktur. Demek ki bir insanın içinde ve dışında iman varsa problem yok, namazda problem yok. Ve innehâ lekebîratun illâ alel hâşi'in. Huşû sahibi olanlarda problem yok. Huşû ne demektir? Kalbi Allah'a teslim olanlarda problem yok demektir. Peki şunu paylaşalım o zaman. Münafıkların namazdaki sıkıntısını anladık. Çünkü kalplerinde iman yoktur. Peki münafık olmadığı halde, gerçekten kelime-i şehadeti inanarak söylediği halde Türkiye'de namaz kılmayan binlerce, on binlerce insan var. 5 vakit namazını kılmayıp cumadan cumaya kılan insanlar var, doğru mu? Peki bu insanlar neden namaz kılmıyorlar? Yani şöyle diyelim, bu adam sabah kalkıyor, 7'de kalkıyor, belki bir kısmı 6.30'da kalkıyor, gecenin köründe kalkıyor. 8'de iş yerine gidebilmek için trafiğin de hesabını yapıyor, gidiyor, birisinin iş yerine gidiyor, birisinin fabrikasına veya ofisine veyahut da iş yerine, tezgahına gidiyor, çalışıyor. Akşama kadar Ahmet'e, Mehmet'e, efendim bir patrona çalışıyor. Akşam da geliyor, o trafiğin yoğun şartları içerisinde her gün bunu yapıyor. Kimse gelip onu kaldırmıyor, kendisi kalkıp gidiyor. O patrona efendim koşa koşa kendisi gidiyor, uykusunu bölüyor, gidiyor, gecenin karanlığında gidiyor. Aynı insan Allah'a inanıyor da neden o insan patrona çalıştığı kadar tabiri caizse Allah'a ibadet etmiyor? Yani neden patrona çalışmak kolay geliyor? Kalkıyor adam Maltepe'den Avrupa yakasına geliyor. Avrupa yakasından kalkıyor, karşı tarafa gidiyor. Veyahut da Bayrampaşa'dan kalkıyor, Silivri'ye gidiyor, Çekmece'ye gidiyor. Bu trafikte efendim saatlerce git gel, her gün bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama bıktım da demiyor. Çünkü bugün gitti, yarın da gidiyor. Sonraki gün de gidiyor, emekli oluncaya kadar gidiyor. Kolay mı arkadaşlar? Kolay değildir. Gerçekten zordur. Çalışan babalarımızın çalıştığı, kendi arabası olsa bile trafikteki o sıkıntı ne yapıyor? İnsanı perişan ediyor.
Zor olan bu şeyi her gün yapan insanlar niye yeter artık deyip de bırakmıyorlar? Çünkü onlar işe odaklanmamışlar, işin sonundaki paraya odaklanmışlar. Paraya ihtiyaçları olduğuna inandıkları için, o parayı da ancak bu yolla kazanacakları için bunu her gün yapıyorlar. Bu işimdir diyor, kalkıyor, gecenin karanlığında gidiyor, trafiğe giriyor, otobüse gidiyor, metrobüse gidiyor, metroya gidiyor. Neyse o sıkıntıyı her gün çekiyor. Peki şunu sormak lazım. Bu insan o iş yerine gidip çalışmaktan elde ettiği parayla o zahmetin yanında bir vakit namaz kılmayı karşılaştırdığımız zaman, bir vakit namazın, bir öğle namazı diyelim, 10 rekatlık bir namazdır. Abdestiyle beraber düşünün, yarım saati geçmez. Yarım saat o da zahmetsiz bir iş yani. Abdest alacak, olduğu yerde rükû ve secdeyle namaz kılacak. En çok yarım saat sürer. 10 dakika, 15 dakikada yeter, 20 dakikada yeter ama yarım saat sürdüğünü kabul edelim. Yarım saat namaz kılacak, bunun karşısında, karşılığında alacağı, o bir gün patrona çalıştığı zaman alacağından az mıdır, çok mudur? Ne bir günü be? Ömrü boyunca çalışsa çalışsa, 25 sene, 30 sene çalışsa, bütün biriktirdikleri ve aldığı tazminatların hepsini bir tarafa koysan, bir vakit namazın bir rekatının karşılığı olmaz. O zaman bu namazın karşılığına ihtiyacı var mı insanın? Var. Ona koşuyor da buna niye koşmuyor? Yani dünya işine koşuyor da buna niye koşmuyor? Burada nefsi emmare devreye giriyor. Parayla ona çok şeyler yaptıracak. Hayatında bir gerçeği var. Aybaşı faturalar var, kira var, çoluk çocuğun ihtiyacı var. Bunlara inandığı için, iman ettiği için o iş yerinde gidip çalışmayı zaruri kabul ediyor. Ancak ahirete inandığı halde namazla ilgili muahaze hemen yapılmadığı için ay başında muahaze söz konusu değildir. Yıl başında da söz konusu değildir. Öldükten sonra muahaze söz konusudur. O zaman ne yapıyor? Nasıl olsa bununla muahaze edilmiyorum diyor, onu sallıyor. Peki onu ona sallatan ne? Paraya ihtiyacı olduğu kadar buna da ihtiyacı olduğuna inanmış olsaydı, o zaman parayı kazanmak için gittiği iş yerine gösterdiği itina kadar namaza itina gösterir miydi? Gösterirdi. Bu bakımdan arkadaşlar, nefis insana daima şerre meyledicidir, kötülüğü emredicidir. Nefsin insana emrettiği kötülükler ya doğrudan doğruya haramdır, insanı helak eder. Doğrudan doğruya haram olmayanlarda insana zararı var mı? Nefsin doğrudan doğruya haram olmayan şeyleri insanı sevk eder mi? Şimdi biz de onu görelim. وَأَمَّا فِيهَا فَبَعْدَ كَوْنِهِ صِفَةً بَه۪يمِيَّةً وَرُكُونًا اِلَى الدُّنْيَ الدَّنِيَةً Mubah olan şeyler nedir? Mesela içki içmek nedir? Haramdır. Domuz eti yemek nedir? Haramdır. Eğer nefis bu tarafa insanı meylettiriyorsa, harama meylettiriyor demektir. Bir arkadaşımla, yani daha doğrusu cemaatimden, Vatan Camisi'ndeki cemaatimden birisiyle bir senesi hacca gitmiştim. Bu arkadaş zamanında anlattıklarına göre ateist idi. Sonradan bir dönüş yaptı. Cuma sohbetlerinde üst kattan her cuma beni takip ederdi Vatan Camisi'nde. Erken gelirdi, otururdu, dinlerdi. Ben de sohbetlerde biraz fazla ayet okuyuşumdan çok hoşlanırdı, hoşuna giderdi. Ayet hadisten daha çok hoşlanırdı. Hacca gittik, haçtayız, orada konuşuyoruz. Bana dedi ki, hocam dedi, ben dedi, eskiden dedi, çok affedersiniz, rakı kullanıyordum dedi. Sonra hidayet bulunca bundan vazgeçtim dedi. Amma dedi, şimdi dedi, mangal yaptığımız zaman dedi, o mangal üzerine cız bız yapınca dedi, o rakı dedi böyle kafamda tütmeye başlıyor. O rakıyı demek o zamanlarda içiyordu, mangalı yaktığı zaman şimdi, et pişmeye başladığı zaman nefis ne yapıyor? Eski günleri tekrar hatıra getiriyor. Şimdi giderdi diyor. Şimdi giderdi diyor. Şimdi insana nefis içkiyi tavsiye edebilir. Affedersiniz,
Vatandaşın bir tanesi geçen de Amerika'ya gidiyordu. WhatsApp'tan soruyor bana, hocam diyor, ben şimdi Amerika'ya gideceğim diyor. Orada diyor, yemek için ne yapacağım, et yemeğini nasıl yapacağım diyor. Dertli insan, oraya gidince ne yapacağını fetvasını soruyor, öyle gidiyor. Ha bir de var ki hiç fetvasını sormadan gidiyor, yediğim yediktir diyor. Nasıl olsa bana kimse hesap sormuyor. Şimdi arkadaşlar, domuz eti gibi veya besmelesiz et gibi gayri İslami olan bir şeyi yemek veya içki gibi şeyler nefsin tavsiyesi olunca bunlar helak ettiğinde sıkıntı yok, şüphe yok. Peki mubah olan şeyler, mesela diyelim ki bir bardak süt yetiyor iken üç bardak süt içiriyor sana. Bir bardak süt ihtiyacını görüyor. Bir bardak süt ihtiyacını görünce nefis, gördüğü halde nefis sana üç bardak iç der mi? Der. Niçin der? Çünkü üç bardak içince ağırlaşacaksın. Ağırlaştığın zaman uykuna yansıyacaktır, ibadetine etki yapacaktır, dersine etki yapacaktır. Nefis daha da güçlenecektir. Güçlü olan nefsin karşısında senin direncin azalacaktır. Evet. Fuzuli mubah diyoruz bunu arkadaşlar. Fuzuli mubah ne demektir? Yani mubahtır ama ihtiyaçtan fazlasıdır. Ona ne deniyor? Fuzuli mubah. Şimdi nefis haramı söylediği zaman, haramı tavsiye ettiği zaman helak ettiği kesindir. Peki fuzuli mubah tavsiye ettiği zaman burada da bizim için sıkıntı var mıdır? Nefsin o arzularını yerine getirdiğimiz zaman yine bizi helake götürür mü diyor. Evvela diyor şurasını görelim diyor. Bu fuzuli mubahlar bir defa diyor sıfeti behimiyedir. Ne demek? Yani affedersiniz, hayvanın yemesinde sınır var mı? Şurası helaldir, burası haramdır, burası normaldir, burası azdır, burası çoktur, yoktur. Yani insanda bir melekiyet vardır, bir de behimiyet vardır. Yani meleklere benzeyen yönü vardır, bir de hayvanlara benzeyen yönü vardır. Diyor ki bir defa efendim fuzuli mubahlar nedir? Sıfat-ı behimiyet var bunlarda. Yani hayvandaki özelliklerdendir bu. Bir bu yönü var. Bir de ve rükûne ile dünyet deniyeti. Mesela ne yapıyorsun? Gidiyorsun, dinleneyim diyorsun. Pikniğe gidiyorsun, dinleniyorsun. Dinlenirken hadi yarım saat koştun, maç yaptın. Hadi ikinci devre oldu, bir saat oldu. Şimdi akşama kadar insanı eğlendiriyor. Tamam da yani piknik alanında top oynanır, voleybol oynanır. Kur'an okunmaz mı? Tesbih çekilmez mi? Ders yapılmaz mı? Yapılır. Günah mı bunları yapmak? Tamam, oynayabildiğin kadar oyna. Dinlenebildiğin kadar dinlen. Uyku ihtiyacı. İhtiyaç mıdır? İhtiyaçtır. Peki 7 saat ihtiyaçsa 8. saat nedir? 9. saat nedir? 10. saat nedir? Sıfat-ı behimiye. Yani hayvanlık sıfatının insanda galip gelmesi var burada. O tarafın ağır basması var ihtiyaçtan fazla olduğu zaman. Bir de ve rükûnen ile dünyet deniyeti. Adi olan dünyaya meyil vardır burada. Yani fuzuli mubahlara daldırdıkça ne oluyor insan? Dünyaya daldırmış oluyor. Dünyaya daldırdıkça ahiretten uzaklaşmış oluyor veya Mevla'dan uzaklaşmış oluyor. Ve şûlen şâgilen anit ta'ati ve zâdil âhireti. Mesela fuzuli mubahlara daldırdığımız zaman bizi ibadetlerden ve ahiret azığından meşgul etmiş olur. Yani gittik, bir maç yaptık, 1 saat. Gel şöyle bir tur atalım, etti 1 saat daha. Efendim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bakıyorsun ki akşam oldu, ahiret sermayesi olarak amel defterine yansıtacak hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar, Musa aleyhisselam Firavun'a gidecek. Ne yapmaya gidecek? Emri bil maruf'a gidecek. Yanına kimi istedi? Allah'tan kimi istedi yanına? Kardeşi, abisi Harun aleyhisselam istedi, değil mi? Harun aleyhisselamı
Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden istediği zaman gerekçe olarak ne söyledi? Harun Aleyhisselam'ı yanına istedi, beraber gidelim dedi. Yani o bana destek olsun, korkarım beni döver falan demedi. Kei nusebbiheke kethiran ve nezkurake kethira. Öyle miydi? Kei nusebbiheke kethiran ve nezkurake kethira. Kardeşim, abim Harun benimle beraber olursa omuz omuza veririz, seni daha çok tesbih ederiz, seni daha çok zikrederiz. Zikirde o bana, ben ona destek olurum. Tesbihte o bana, ben ona destek olurum. Onun için ben onu yanıma istiyorum. Demek ki Musa Aleyhisselam yolculuğa çıkarken, Firavun'a emri bil marufa giderken yanına Harun Aleyhisselam'ı istemesinin sebep ve gerekçesini anlatırken ne diyor? Key nusebbiheke kethiran ve nezkurake kethira diyor. Demek ki önemli olan hangisidir? O tesbih ve zikirdir. Olayı bu şekilde değerlendirmek, doğru değerlendirmektir. Yani hayatı nasıl okuyacağız, hayatı nasıl değerlendireceğiz? Ben varsam niçin varım? Veyahut da Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri bana bir piknik alanı verdiyse, oraya gitme imkanı verdiyse, ben elbette dinleneceğim, oksijen almış olacağım, dinleneceğim. Ama fuzuli mubah dediğimiz ihtiyaçtan fazlasını eğer biz ibadete çevirmeyip de nefsin arzularına evet dersek, ne olmuş olur? Dünyaya meyil olmuş olur, ibadetten, itaatten bizi meşgul etmiş olur. Şöyle diyelim arkadaşlar, siz tabi düzenli bir hayat yaşadığınız için bu sıkıntı sizde belki kendisini çok göstermez. Ama piyasadaki insanlar pazar günü ne yaparlar? Pazar günü sabah namazına kalkan kalkar, kalkmayan bir daha 11'de kalkar. 10'da, 11'de, 12'de kalkar, kahvaltıyı öğlen yemeğiyle beraber birleştirirler. Niçin? Derin bir uykuya daldırır. İşte nefsi emmare, haram olanları insana teşvik ettiği zaman zaten insanı helake götürür onlara itaat etmek. Peki mubahları insana tavsiye ettiği zaman o da insanı helake götürür mü? Bir insandaki hayvanlığa meyleden tarafı ağır basmış olur. Adi olan dünyaya meyletmiş olur, ibadetten ve ahiret azığından kendisini meşgul eder. مُفْضٍ اِلَى الْمَحْضُورِ وَجَارٌ اِلَى الشُّرُورِ. Evet, o fuzuli mubah, kendisi haram değildir ama mahzura götürür. وَجَارٌ اِلَى الشُّرُورِ, şerre çeker götürür insanı. وَمُؤَدِّنْ اِلَى الْفُجُورِ, ve fucura insanı sevk eder. Ve himen lil harami, ve harama insanı yaklaştırır. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Yemek yemek efendim ölümden kurtulacak kadar, farz olan ibadetleri yapmaya muktedir olacak kadar yemek yemek farzdır arkadaşlar. Hayatımızı sürdürecek kadar, farz olan namazı ayakta kılacak kadar yemek yemek farzdır. Efendim, nafile ibadetleri yapacak, çoluk çocuğumuzun rızkını, nafakasını temin edecek kadar yiyip güçlenmek, kuvvetlenmek, bu da sünnettir. Ancak doyuncaya kadar yemek mubahtır. Doyduktan sonra yemek ise haramdır. Yemenin ahkamı, açlıktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir insan ne yapacaktır? Yiyecek bir şey varsa bunu yemesi farzdır. Yemenin hükümlerinden bahsederken diyoruz ki, ölümden kendisini kurtaracak, farz olan ibadetlerini ayakta, namazı ayakta kılmaya kendisini muktedir kılacak kadar, orucu tutmasına kendisini muktedir kılacak kadar yemek yemek nedir? Farzdır. Peki, ibadetlerini normal şekilde yapacak, sünnet ibadetlerini de yapabilecek şekilde doymaya yakın noktaya kadar yemek, midenin üçte biri deniyor buna doldurmak, o da sünnettir. Peki,
doyuncaya kadar yemek ise mubahtır. Doyduktan sonra yemek ise haramdır. Peki biz şimdi mubah olan yemeği ne yiyoruz? Mesela köfte yiyoruz. Canımız ne istedi? Pilav yiyoruz. Mubah olan yemeğe daldırdık. Bunun fuzulisine gittiğimiz zaman bizi çeke çeke nereye götürür? Doymaya götürür. Doyduktan sonra yemeğe götürür. Doyduktan sonra yemek neydi? Haramdı, harama götürür. Yani nefsin yularını bıraktığın zaman o fuzuli mubahlarda da ne yapar? Çeke çeke insanı harama götürür. Alırsın eline televizyonun kumandasını, dersin ki uygun bir kanal var, ona bakayım dersin. Uygun bir kanala bakarken sonra arada reklamlar gelir, baktın ki reklamlarda sıkıntı vardır. Veya reklamlarda sıkıntı yoksa bir de şu kanala bakayım, bir de bu kanala bakayım, vakit ayırıyorsun ya. Şu kanala, bu kanala derken, kanalları gezerken gözün bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor mu? Kalıyor. Yani düzgün bir kanal seyredeyim derken, eğer sen bu işe uzun bir vakit ayırırsan o kanal seni tatmin etmeyecek. Ne yapacaksın? Bir kanaldan başka bir kanala geçeceksin. O kanallardan aradığın bir kanala ulaşıncaya kadar arada neler olacak? Biraz da şuna, biraz da şuna bakayım derken bir de bakacaksın ki inancına ters düşen bir takım müstehcen şeyleri de yavaş yavaş seyretmiş olacaksın. Arkadaşlar, 70'li yıllarda Türkiye'de televizyon olarak bir TRT vardı. Başka televizyon yoktu, bir kanal vardı. Sonra o zamanlarda dervişler evlerine televizyon almazlardı. Çünkü evine sinemayı aldın derlerdi. Birçok Müslüman hassas davranırdı, evine televizyon almazdı. Zamanla dediler ki, ya bizim çocuklar televizyon olan yere gidiyorlar. Çocukları sokaktan ve başkasının evinden kurtarmak için evimize televizyon alalım. Kumandası bizdedir. İstediğimizi seyretiriz, haberleri seyrederiz, başka şeyi seyretmeyiz. Çocuklarını sokaktan almak için, kendisi televizyon seyretmediği halde sokaktan çocukları alabilmek için, kahvelerden çocukları çıkarabilmek için veya komşuya gidip rahatsız etmesin diye, komşulara zarar vermemek için çocukları eve toplamak maksadıyla, iyi niyetle adam evine televizyon alıyor. Evine televizyon alıncaya kadar kanallar da yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Ama diyor ki, ben diyor, bir zamanlar TGRT vardı. Sadece böyle biraz meşru gibi o vardı. Daha sonra çoğaldılar. Diyordu ki, düğmesi benim elimdedir. Meşru olan neyse onu seyrettiririz diyordu. İnanın ki arkadaşlar, zaman içerisinde ne oldu? Kocaman bir Kur'an kursunun bir odasına koymuşlar. Öğrencilere maç seyrettiririz, önemli milli maçlarda, haberlerde haber seyrettiririz demişlerdir. Haber saati gelince açıyorlar televizyonu, bir daha susmak bilmiyor televizyon. Bir kanaldan dinliyorlar, başka bir kanaldan dinliyorlar. Tabii spikerler hep erkek değildir, bayan spiker çıkıyor, kendi kıyafetiyle çıkıyor. Ne oldu şimdi? Bu da idare eder, bu da idare eder. Ne fark etti? Yani televizyonda açık bir kadını dinlemekle sokaktaki açık bir kadına bakmak arasında ne kadar fark vardır? Göz alıştıktan sonra, ona baktıktan sonra öbürüne de zaten bakar. Yani siz mubah dairesini genişlettiğiniz zaman, fuzuli mubah dediğimiz şeylere girdiğiniz zaman çeke çeke nereye götürüyor? Bir daha bakıyorsun ki derviş insanlar, hacı efendiler, hoca efendiler hiçbir mahsur görmeden o çirkin çirkin reklamları bile bakıyorlar, seyrediyorlar, sanki hiçbir şey yokmuş gibi hayat devam ediyor. Sonuç olarak şuraya geliyorum arkadaşlar. İşin içerisinde ne vardır? Nefsin insanlara bir harama karşı meyil ve emri fermanı vardır. Bir de mubahlara karşı, fuzuli mubaha karşı emri vardır, tavsiyesi vardır. Haramlara karşı olan meylini dinlediğimiz zaman zaten bizi felakete götürür. Peki mubahlara karşı olan tavsiyelerini dinlediğimiz zaman ne yapar? Bizi haramın dibine kadar getirir. Bizi haramın dibine kadar getirir. Yavaş yavaş bizi Allah'a isyana doğru getirir. Bizi adi olan dünyaya meyletmeye, hayvanlık sıfatının bize galip gelmesine
doğru çeker götürür. Ve me'ven lil âlâmi vel âthâmi. Neticede bu insanı elemlere ve günahlara daldırır. Ne demektir arkadaşlar? Mesela şimdi ülkemizde, Türkiye'mizde insanların çoğu efendim hastaneye gittikleri zaman tahlillerde şeker yüksek, kolesterol yüksek. Peki kolesterol neden yüksek? Çünkü fazla etli yemek, yağlı yemek yiyor. O yediği yağlı yemekleri ne yapamıyor? Eritemiyor. Peki sünnette olduğu gibi eğer illa yiyeceksen bir Müslümana belini dimdik tutacak, hayatını sürdürecek kadar birkaç lokma yeter diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla yiyeceksen midenin üçte birini yemeğe, üçte birini sıvıya, üçte birini de havaya ayıracaksın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki yemekte Efendimizin tavsiyesi nedir? Üçte biri yeme, midenin üçte biri yeme, üçte biri sıvıya, üçte biri de midede boşluk olması lazım, tıka basa dolmaması lazım. Sünnette olan tavsiye böyledir arkadaşlar. Peki buna kaç kişi riayet edebilir? Buna riayet edilmeyince ne oluyor? Mideyi dolduruyoruz. Mideyi doldurduktan sonra şeker yükseliyor. Efendim kolesterol yükseliyor. Sağlık dengesi bozuluyor. Ondan sonra sıkıntılar, ızdıraplar, elemler başlıyor. Değişik hastalıklar başlıyor. Vel âthâm, nefs-i emmâre, arzu ettiği bu mubahların fazlasını bize yaptırdığı zaman yavaş yavaş bizi çeke çeke nereye götürür? Direkt onlar haram değilse de harama doğru götürmüş olur. Ve sahibuhu hasisun deniun. Yani şimdi fuzuli mubahlar yavaş yavaş insanı nereye doğru götürüyordu? Harama doğru götürüyordu, günaha doğru götürüyordu. Ne yapıyor vatandaş? Bakın arkadaşlar, her şey yavaş yavaş başlıyor. Kadınlar peçe takıyorlardı, Osmanlı'dan kalan kadınlar peçe takarlardı. Sonra bir deforme oldu, peçeleri kaldırdılar. Sonra biraz daha şey oldu, efendim dediler ki çarşafı çıkarıp da bunun yerine geniş bir partusu giyelim falan dediler. Yine organlar belli olmasın. Sonra o geniş olan robadan daraldı. Sonra uzun etek giyiyorlardı. O etek kısalmaya başladı. Sonra adı oldu mini etek. Sonra o da çıktı. Mini etek de çıktı. Etek de kalmadı. Şimdi ne hale geldi? Bakın nereden başladı? Peçe farz değildir dedi. Peçeyi çıkardı. Sonra çarşafın yerine büyük geniş şey olsun, şey olsun, parçası olsun dediler. Nasıl olsa bu da kadını örtüyor dediler. Taş yerinden oynadı ya. Sonra bir süre böyle devam etti. Sonra dediler ki buna da gerek yok. Uzun etek yeter. Uzun etek de daha sonra bu kadar geniş olmasına gerek yok. Mini etek olsun dediler. Aşağıdan başladı yukarıya doğru gelmeye. Dize kadar çıktı. Dize kadar çıkınca kaldı mı? Kalmadı. Dizden yukarıda çıktı. Ve şimdi ne hale gelindi? Kadınların kıyafeti. Bugün o sokaklarda çırılçıplak, bilhassa yaz mevsiminde dolaşan kadınlar, kızlar. Fatma'dır, Zeynep'tir, Ayşe'dir, Müslüman hanım kızlarıdır bunlar. Bunların annesi, bunların nenesi, çarşaflı, peçeli insanlardı. Bizim tanıdıklardan bir tanesi dedi ki, yıllarca önce, 80'li yıllarda, annemi dedi Ankara'ya getirdim tedavi etmek için. Annesi de yaşlı birisi, böyle nasıl diyeyim, çarşafını giydiği zaman sadece gözleri gözüken böyle çok Osmanlı hanımefendisiydi. Annemi hastaneye götürürken otobüste, belediye otobüsünde oturdu diyor koltuğa. Annemin yanında da açık saçık bir kadın vardı. Biraz gittikten sonra annemle konuşmaya başladı kadıncağız. Anneme dedi ki, teyze, ben de Ankara'ya geldiğim zaman senin gibiydim. Ben de çarşaf giyiyordum. Gözümden başka, burnumdan başka hiçbir şey gözükmüyordu. Yerleştik, çocuğumu okula verdim. Veli toplantısına gittiğimizde
beni çarşaflı görünce benim çocuğa senin annen merdiven temizlikçisi mi dediler. Bu benim ağrıma gitti, çocuğun da ağrına gitti. Bu sefer ben çarşafı çıkardım. Partüsü giydim, partüsüyle gittim geldim, yine merdiven temizlikçisi mi dediler. Neticede ondan da vazgeçtim, mini etek giydim, ondan da vazgeçtim, şimdi gördüğün kıyafete geldim. Arkadaşlar, ne anlaşılıyor burada? Yani siz taviz vermeye başladığınız zaman, o taviz yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş sizi nereye götürüyor? Harama doğru götürüyor. Günaha doğru götürüyor. İlk attığın adım haram olmayabilir. Ama ilk attığın adım haram değildir de harama yaklaştırıcı bir özellik taşımış oluyor. Onun için bir şey nefis mi emrediyor, nefis mi arzuluyor, ne olursa olsun, mubah da olsa bakmamak lazım, haram olsa zaten hiç bakmamak lazım. Nefsin arzularına boyun büktüğümüz zaman bizi rezil eder, bizi vezir etmez hiçbir zaman. لَئِيمٌ رَذ۪يلٌ بَلْ هُوَ خِنْز۪يرُ الشَّهْوَةِ Yani şehvet noktasında çok affedersiniz, domuz gibidir. Yani ıslahı mümkün olmayan bir yapısı vardır. خَادِمٌ مُط۪يعٌ وَعَبْدٌ ذَل۪يلٌ Demek ki arkadaşlar, her birimizde o nefis var mı? Var. Her birimizin nefsinin bize yaptığı tavsiye ya haramdır veyahut da fuzuli mubahtır. Haram ise zaten bizi felakete götürür. Eğer fuzuli mubah ise anında haram değildir, mubahtır. Ama yavaş yavaş alışkanlıkla iş nereye gider? Harama doğru gider. İki arkadaş, üç arkadaş gelin oturalım, çay çerez partisi yapalım dersiniz. Otururuz, çay çerez partisi yaparız. 5 dakika konuştuk, 10 dakika konuştuk, 15 dakika konuştuk. Bu konuşma ilerledikçe gıybet çoğalabilir mi? Çoğalabilir. Geçen de birisi geldi bana. Efendim, dedi ki, işte falan falan falan, hırsızdırlar, şöyledirler, böyledirler dedi. Nereden biliyorsun dedim. İşte bir yerde gördüm, yazısını gördüm dedi. Herkes de öyle söylüyor dedi. Dedim ki bak, benim sana tavsiyem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter buyuruyor. Hiçbir günahın olmasın. Çok temiz bir insansın, günahın yok, her şeyde hassassın ama bir tane eksiğin var. Nedir o? Herkesten duyduğunu sağa sola söylüyorsun. Hiç günah olmasa günah olarak bu yeter seni batırmak için. Sen şimdi sağdan soldan duydun, gözünle gördün mü? Görmedin. Görmediğine göre seninle ilgili de birileri yalan söyleyebilir. Yalan söylüyor dersin. Peki onlarla ilgili söyleyen insan da yalan söylemiş olabilir. Yani arkadaşla konuşmak mubah mı? Mubah. Bu konuşma uzadığı zaman gıybete dönüşür mü? Dönüşür. Başkalarından duyduğunu oraya nakletmek olur mu? Bazen nemmamlık da olabilir mi? Birisinden duyduğunu oraya taşıyıp da oradaki insanlarla onun arasında bir sıkıntı meydana getirmeye de kayabilir mi? Kayabilir. Mubah ile başlayan ne ile biter? Haramla biter, günahla biter. Bundan dolayıdır ki nefsi emmare bir şeyden mutluluk duyuyorsa, memnuniyet duyuyorsa, onun ucunda veya başında mutlaka bizim için ne vardır? Sıkıntı vardır. وَاَنْشَدُوا نُونُ الْهَوَانِ مِنَ الْهَوَى مَسْرُوكَةٌ فَصَرِيعٌ كُلِّ هَوَى فَصَرِيعٌ كُلِّ هَوَنْ صَرِيعُ هَوَانٍ Alimler şöyle demişlerdir. Hevan, zillet ve hakaret, adilik manasındadır. Hevan kelimesinin nunu minel heva nunul hevani minel heva mesrukatun heva kelimesinden çalınmıştır. Yani heva kelimesi aslında hevan idi. Nununu çalmışlar, hevana vermişler. Yani aslında heva insanı rezil eden, perişan eden bir duygu demektir. Heva ve heves, yani nefsin bu duygusu
فَصَرِيعُ كُلِّ هَوَنْ صَرِيعُ هَوَانٍ. Eğer bir insan heva ve hevesinin esiri ise, Kur'an ve sünnetin esiri değil de heva ve hevesinin esiri ise, o zilletin esiridir. Daha önce de okumuştum size arkadaşlar. صَاحِبُ الشَّهْوَةِ عَبْدٌ فَاِذَا مَلِكَ الشَّهْوَةِ اَضْحَى مَلِكَ. Yani eğer sen şehvetinin, nefsinin, heva ve hevesinin esiri olursan kölesin. Eğer heva ve hevesini esir edersen efendisin. Ya efendi olacaksın ya köle olacaksın. Ne zaman efendi olursun, ne zaman köle olursun. Nefsane arzularını dizginlersen, sen dediğini yaparsan sen efendi olursun, nefis köle olur. Eğer heva ve hevesin dediği olursa o zaman biz köle oluruz. Heva ve hevesimiz ne olur? Efendimiz olmuş olur. Bir insanın efendisi heva ve hevesi, nefsi emmaresi olursa o insanın sonu felakettir. Peki arkadaşlar, nefsi emmarenin yaratılışında şerre meyledicilik vardır. Ayrıca şerri ziyade ile emredici olma özelliği vardır. Bunun bize emrettiği şeyler ya haram olur direkt veyahut da ne olur? Neydi ikincisi? Fuzuli mubahat. Haramlar bizi direkt helake götürür. Fuzuli mubahlar bizi direkt helake götürmez. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş, çeke çeke, çeke çeke bizi felakete götürür. Hani el helalü beyinün vel haramü beyinün hadis-i şerifi meşhurdur. Çoğunuz bunu okudunuz, biliyorsunuz. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haram aşikaredir, bellidir. Helal de bellidir. Kur'an'da, sünnette haram, helal bellidir. Ve beynehuma umurun müştebehatun. Haram ile helal arasında bir de şüpheli bir alan var. Ne demek şüpheli? İnsanların çoğunu bilmezler. İnsanların çoğunun bilmediği, çünkü biraz ilim gerektirir, ancak ilim sahipleri bilir. Şimdi arkadaşlar, o haramla helal arasındaki bölge, kesin haram diyemiyorsun, kesin helal diyemiyorsun. Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Haramlara yaklaşan insan ne yapmış olur? O şüpheli şeylere yaklaşmış olan insan haramlara yaklaşmış olur. Neye benzetiyor onu? Mesela sınırda mayın tarlası var. Sınırlarda mayın tarlası var. Şimdi çoban sürüsüyle beraber o sınırda, o bölgede hayvanlarını otlatıyorsa, o mayın tarlasının dibine kadar gider mi sizce? Mayın tarlasında mayın zaten nerede olduğu belli değildir. Doğru mu? Bastığın zaman üzerine, koyun basarsa koyun infilak eder, insan basarsa insan infilak eder. Peki bir yerde, bir mıntıkada gizli gizli şeyler varsa, sınırda olur bunlar, mayınlar varsa, efendim koyunlarını otlatmak isteyen insan eğer felakete sürüklenmek istemiyorsa ne yapar? Oraya yaklaşmaz. Yaklaştığı zaman patlama tehlikesi var mı? Var. İşte arkadaşlar, nasıl ki mayın tarlasına yaklaşan insanın o mayın tarlasına basıp felakete sürüklenme ihtimali varsa, haramlara yaklaşan insanın da harama kayma ve dolayısıyla patlama tehlikesi, onun zararıyla karşı karşıya kalma tehlikesi vardır. Şimdi arkadaşlar, bu izahtan sonra nasıl tedbir almak lazım? Nefsin bu kötülüğü emredici olması, yaratılışında var olan şerre meyledici olması bir gerçektir. Peki bunun karşısında nasıl tedbir almak lazım? Ne yapmak lazım? Bir sonraki dersimizde inşallah bunu siz dostlarımızla müzakere etmiş olacağız. Özetle ne demiş olduk arkadaşlar? Her birimizde var olan ve son nefesimize kadar da bizimle var olmaya devam edecek olan bir nefis vardır. Bu nefis ile mücadele bir cihattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Raca'na minel cihadil esgari ilel cihadil ekber" buyurmuşlar. Büyük bir savaştan döndüğünde, biz küçük bir savaştan büyük bir savaşa döndük demişlerdi. Peki küçük savaş nasıl oluyor? Düşmanla yapılan savaş, ona küçük savaş diyor, büyük savaşa döndük, büyük cihada döndük diyor. O büyük cihatta neyi kastediyor? Nefsi emmareyi kastediyor, nefisle savaşa döndük.
Neden düşmanla olan savaş küçük de, nefisle olan savaş büyüktür? Çünkü düşmanla olan savaş her zaman olmaz. Başladığı zaman bir günde bitebilir, bir haftada bitebilir, bir ayda bitebilir. Çok da uzun sürmez bunlar. Galibiyet, mağlubiyetle bir şekilde biter. Ancak nefisle olan cihat ise gece gündüz her zaman, namaza durduğun zaman bile yine o cihat devam eder. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi derdi ki, esprili sohbetlerinde, namaza, gece namaza saati kuruyorum kalkmak için. Saat çalıyor, ulan niye bu saatte çalıyor? Bir tane çakıyorum ona, biraz daha dinleneyim diyorum. Ya madem kalkmayacaktın, niye o saate kurdun onu? Kalkmak niyetiyle kurdun, o zaman kalkmam lazım. Çakıyorum ona bir tane, sonra bir daldırıyorum, bir saat sonra kendime geliyorum. Lan ne oldu, ben bir saat önce kalkacaktım. Neyse, kalkıyorum diyor. Kalkarken diyor, lavaboya giderken de gözlerimi tam açmıyorum ki, hani uykum kaçmasın diye. Tam açmıyorum böyle, kapalı yarı açık gidiyorum. Neyse diyor, bari diyor buraya kadar geldik, bir abdest alalım. Abdest alıyoruz diyor, normalde diyelim ki 8 rekat teheccüd namazı kılıyorsak, efendim 4 rekatla idare edelim diyoruz diyor. Nefis diyor şimdi o 8'i 4'e indiriyor. Neyse diyor, namaza dururken diyor 4'ü de 2'ye düşürürüz, 2 de kurtarır, hiç o kılmadığından iyidir. Ona da razı oldum diyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَا الضَّالِّينَ Normalde uzun şeyler okuyacaktım, sureler okuyacaktım. Diyor ki bana, اِنَّ اَعْتَيْنَا yetmedi mi sana? Neyse ona da razı oldum diyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَا الضَّالِّينَ deyince daha اِنَّ اَعْتَيْنَا demeden ellerimi salıveriyorum. Bir an önce rükûya gideceğim. Şimdi 3'te kurduğum saatte kapattırdı bana, niye 3'te beni çaldırıyorsun? Halbuki kendisi kurduğunu, saat kendi kendine kurulmadı. Düşündü, ben gece 3'te kalkmam lazım. Fakat çaldığı zaman çakıyor ona bir tane. Aradan bir saat geçiyor, 1,5 saat geçiyor. Abdesti de daralınca kalkıyor. Yarı açık, yarı kapalı. Gidiyorum diyor lavabonun başına. Neyse, bari bir kısmını kılalım. Abdest alınca 4 rekat kılalım. 4 rekat kılmak için niyet ettiğimde diyor, namaza dururken 2 de kurtarır diyor. Uzanırsın yine. 2'ye de razı oldum diyor. Okuyacağım 2 rekatte. Diyelim ki vedduhayı okuyacağım. Elem neşrah leke okuyacağım. Efendim diyor ki bana, inna ateyne dururken ne işin var elem neşrah leke? Kulü vallaha edvarken ne işin var vedduhaya? Bu sefer ondan vazgeçiyorum. İniyorum bel asliye inna ateyne kulü vallaha de iniyorum. Ona da razı oldum diyor. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ مَلَا الضَّالِّينَ deyince ellerimi salıveriyor aşağı. Başlıyorum da اِنَّ عَطَيْنَا كَلْ كَوْسَرْ aşağı doğru inerken kel kevser oluyor, kevsere doğru iniyor. Şimdi, yani nefisle mücadele arkadaşlar namazın içerisinde de devam eder. Doğru mu? Namazın içerisinde de devam eder, oruçta da devam eder, haçta da devam eder, Arafat'ta da devam eder, Mine'de de devam eder, Müzdelife'de de devam eder. Nefisle cihadın olmadığı bir yer yoktur. Ders çalışırken, ders dinlerken devam etmez mi? Karar verirsin, dersin ki ben gece kalkabilmem için, erken kalkabilmem için erken yatmam lazım. Mesela ne zaman yatmam lazım? Mesela 10'da yatmam lazım. Saat 10'a yaklaştığı zaman, ya bir çay içelim mi arkadaşlar? Allah Allah, hani 10'da yatacaktın ya. Bir çay içelim mi? Nasıl olsa şey de var. Kartül mü nedir işte o? O da var. Kısa zamanda çay da oluyor. Tak fişi, bitir işi. Taktın fişi, çay oldu. İçtin çay, 10'da yatacaktın, oldu 11. 11'de yattın aşağı, uykun gelmeye çay içtin. Oldu 12. Şimdi 12'de yatan adam 10'da yatınca kaçta kalkacaktın? 4'te mi 5'te mi ne zaman kalkacaktın? Şimdi 2 saat geç kalkınca kalkabilecek misin? İstediğin saatte kalkamayacaksın. Ne oldu? Düzenin allak bullak oldu. Nefsi dinleme. Nefsi dinlersen rezil olursun. Dinlemezsen vezir olursun. Dolayısıyla insanları sevk-i idare eden ya akıl ve imandır veya nefis ve şehvettir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. İnsanları sevk-i idare eden ya akıl ve imandır veya nefis ve şehvettir. Eğer insanları idare eden, bizi idare eden akıl ve iman olursa biz vezir oluruz. Eğer bizi idare eden
nefis ve şehvet olursa o zaman rezil oluruz. Ne dünyada başarılı olabiliriz, ne de ahiret işlerinde başarılı olabiliriz, hiçbirisinde başarılı olamayız. Peki arkadaşlar, Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretlerine sığınmak lazım, nefsin esaretinden kurtulabilmek için. Efendim, Yusuf Aleyhisselam bile Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerine وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ dedi. Allah'ım, eğer bu kadınların bana yaptıkları teklif konusunda ben dik durdum, hapishaneye girmeye razıyım dedim. Ancak benim de nefsim var Allah'ım. Eğer sen bana yardım etmezsen, benim kalbimi tutmazsan, bana destek vermezsen, meylederim onlara ve cahillerden olurum Allah'ım. Rezil olurum, perişan olurum. Bana yardım et, ne olursun. Onun için arkadaşlar, nefs-i emmarenin duygularına teslim olmama noktasında Allah'tan bol bol yardım istemek lazım. Bir sonraki dersimizde nefsin heva ve hevesine hevese olan meyyallığı ve emmaretün bissu olması karşısında biz ne yapmalıyız, nasıl tedbir almalıyız? İnşallah bunları müzakere etmiş olacağız. Yüce Rabbim her birimizi nefsin hile ve desiselerinden hıfzu himaye eylesin. Nefsine esir olanlardan değil, nefsini esir edenlerden eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu ilimde, irfanda, ihlasta, takvada zirveyi yakalayabilmeyi, ömrümüzü, vaktimizi en güzel şekilde değerlendirebilmeyi, ümmeti Muhammed'in yarasına merhem olabilmeyi, Kur'an-ı Azimuşşan'ın yayılmasına, ulûm-i şer'iyyenin yayılmasına, ahlak-ı İslamiyenin intişarına Rabbim her birimizi vesile eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan Rabbim her birimizi hifz-u himaye eylesin. Annelerimize, babalarımıza, aile büyüklerimize ve aile bireylerimize sağlık, sıhhat, afiyet, mebrur ve makbul ibadetler ihsan eylesin. Yuvalarımıza huzur ve bereket ikram eylesin. Babalarımızın, aile büyüklerimizin kazançlarını bereketli eylesin. Bize de, her birimize de çok güzel hizmetler, şerefli hizmetler, ihlaslı hizmetler nasip eylesin. Kalbi imanla dolu olan, ihlasla dolu olan, ahlak-ı Muhammediye ile mütehallik olan, çevresine örnek olan, imanın ve İslam'ın sevilmesine yaşantısıyla vesile olan, pırıl pırıl insanlardan olabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, nefse köle şeytana esir olmaktan ve kafirlerin de oyuncağı olmaktan, şeytanın da oyuncağı olmaktan Cenab-ı Hak her birimizi muhafaza eylesin. İlme, irfana, zikrullah'a ve ibadetlere, Kur'an'a karşı güzel hizmetler noktasındaki duygumuzu, ihlasımızı, samimiyetimizi Rabbim gün be gün ziyade eylesin. Kendisine aşık olanlardan eylesin. Habibine aşık olanlardan eylesin. Habibini en güzel şekilde temsil eden, onun getirdiği şeriat-ı garra-i Muhammedi'yi en güzel şekilde çevresine yayabilen, bu aşkla hayatını tenvir eden ayı kullarından eylesin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, bütün müesseselerimizin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, Kur'an hizmetlerinin ve manevi hizmetlerinin yürütülmesinde sayı gayret içerisinde olan mütevellideki dostlarımızın, dernekteki kardeşlerimizin, bildiğimiz bilmediğimiz cemaatimizden ve dostlarımızdan hayır sahiplerinin de ahirete intikal edenlerinin ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin de bi ecmaihim ervahı için, Allah rızası için El-Fatiha.